Karar. Tarafların beyanı ve söz konusu çocuk Mert Güneş'in isteği esas alınarak Mert Güneş'in vesayetinin Sumru Güneş'te kalmasına karar vermiştir. Vesayeti aldıktan sonra Cenk'e dönmeyeceğini nereden bileceğim? Bunun için sana güvenmem lazım. O yüzden de zamana ihtiyacım var. Dediğimi yapmazsan Mert'i yatılı okula yollarım. Bunu yaparım biliyorsun. Ne kadar sürer? Vallahi doğruyu söylemek gerekirse kolay olmayacak. Bir belki iki yıl bile sürebilir. Bunlar Mert'e anlattığım balıklar. Bu da ağlayan ablası. Bak beni çizmiş. Ona ne kadar acı çektirdiğini görmüyor musun Sumru? Sen resmin arkasındaki gerçeği görmüyor musun? Ben varım. Azra. Azra, kapıyı açar mısın canım lütfen? Cenk, konuşmak istemiyorum. Lütfen gider misin? Azra yapma lütfen, hadi konuşalım. Ya Azra, çocuk gibi kapıyı kilitlemek dedin. Lütfen aç şu kapıyı ya. Cenk, kimseyle konuşmak istemiyorum. Lütfen git. Azra. Bak, ilk davayı kaybettik diye böyle pes etme lütfen. Lütfen vazgeçme. Aç kapıyı konuşalım, bir çözüm arayalım lütfen. Azra bak, sen bu kapıyı açana kadar ben buradan bir yere gitmeyeceğim, haberin olsun. Allah'ım ne zor bir şey. Ben sana bunu nasıl söylerim? Nasıl git derim, hayatımdan çık derim. Azra açar mısın şu kapıyı lütfen? Bak kırdırma şu kapıyı bana. Cenk, ben umudumu kaybettim. Yaşamı, sevincimi kaybettim. Ya Azra bak, senin umut dediğin şey de, yaşama sevinci dediğin şey de biziz zaten. Biz birlikte ayağa kalkalım lütfen. Aç konuşalım şu kapıyı lütfen. Çok zorladın her şeyi. Olmayacak mutlulukların peşinden koştum. Hayal kırıklığı yaşamaktan çok sıkıldım artık. Mücadele etmekten çok sıkıldım. Azra, biz birbirimizi sevdiğimizi söylerken de zaten birçok şeyle mücadele edeceğimizi biliyorduk. Aç şu kapıyı konuşalım lütfen, hadi. Sonu başından belliydi Cenk. Babam öldüğü gün kaybettim ben zaten her şeyimi. Şimdi de Mert'i kaybettim. Mutlarımı kaybettim. Sen olamazsın ya. Aç şu kapıyı Azra. Ya başından beri her şeyle mücadele eden, ayakta kalan kız olamaz mı? Lütfen aç şu kapıyı diyorum sana, lütfen. Cenk yapma ne olursun. Ya neden anlamıyorsun? Kimseye tahammülüm yok artık. Bu ne demek şimdi? Kimseyle konuşmak, kimseyle görüşmek istemiyorum. Ancak kızgınsın ve ne dediğini bilmiyorsun. Sonra da konuşalım. Konuşacak bir şey yok Cenk. Ne olur anla beni. Bak gücüm kalmadı artık, ne olursun. Neden bir şey yapmamı yapıyorsun ya? Niye uzaklaşmak istiyorsun sen benden? Cenk ne olur zorlama beni. Lütfen. Zorlama. Sen nasıl bu kadar kolay konuşabiliyorsun ya? Cenk lütfen. Bir dakika. Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ben. Nasıl bu kadar kolay vazgeçebiliyorsun sen ya? Cenk, bir şey anlatmak istemiyorum. Bir şey konuşmak istemiyorum. Güçlü olmak istemiyorum. Sadece yalnız kalmak istiyorum. Gider misin lütfen? Azra ben anlamıyorum. Bir şey mi oldu? Bir şey mi söyledi? Açıklasana bana. Annem mi bir şey söyledi? Ha? Yoksa babaannem mi bir şey söyledi? Ya açıklasana, ben kafayı yiyeceğim. Bir şey söyle bana. Cenk yeter. Sadece gider misin lütfen?